dünyanın sayılı futbolcusu. Büyük umutlarla vizyon diye aldığınız kokuyu maçtan sonra yangından mal kaçırır gibi dünya sporunda yakışmayacak. Fenerbahçe'nin vizyonuyla, Ali Koç'un vizyonuyla bağdaşmayacak şekilde bir dakika sonra kovuyorsunuz ve adama diyorsunuz ki sakın ve sakın basın toplantısına çıkma. Elinizden gelse tuvalete girip çişini de yapma diyeceksiniz. Ve adamı normal Fenerbahçe gibi dünya kulüpleri böyle başarısız olaylardan sonra gidilir. Gece ilerleyen saat veya yarın yönetim kurulu bir toplantı yapar. Kokan'ın görevine son verilmiştir diyebilir. Sırf stat dışında insanlar Ali Koç istifa, yazıklar olsun. Stadı terk etmeyeceğiz. Stadı terk etmeme, dışarıda olaylar olmaması, sizin sokağa rahat çıkabilmeniz için günah keçisi olarak kokuyu feda ettiniz. Hayır. Ali Koç'un en büyük hatası Komali'nin tahakkümüne girmiş olmalıdır. Aynen, transfer. Komali sportif anlamda da, insani anlamda da, ilişkiler anlamında da bende son derece flu, muğlak, soru işareti olan enteresan bir adamdır. Her kim ki Komoli'yi sana önerdi Sayın Ölkoç, her kim ki bilmiyorum kim olduğunu. Ya bu işte yolu vardır, canlı, ya da Fenerbahçe düşmanıdır. Frey ya Frey, Malatyalara, Rizelere teklif ettiler, 300-500 bin euroya 2,5 milyon euro verdiniz. Bu paralar kimin cebine girdi? Tabii ki Ali Koç'u kastetmiyorum. Aynen. Tabii ki Ali Koç'u. Ne diyorum? Ali Koç'un en büyük hatası, Altay'da yaptığı bütün hareketlerin hepsi yanlış. Hocam, biliyor musunuz? Söylüyorum. Ali Koç dokunulmazmış intibaı yaratılıyor. Şu anda kimse Ali Koç'a fazla dokunmuyor. Söz meclisten dışarı. Bu işlerin baş sorumlusu Ali Koç'tur. 6 ayda yaptığı tüm yanlışlar bugün patlamıştır. Şimdi Necati Vole'de anketi açıyorsun. Fenerbahçe içinde bulduğu kötü durumun baş sorumlusu kimdir? Ali Koç yönetimi, teknik kadro, futbolcular. Global bir anket yapmanı istiyorum. Tekrar söylüyorum. Ali Koç'a sesleniyorum. Burası zaten halinizin holdingi gibi yönetilmez. Holdinglerde bir CEO bulursun. CEO, teknik, pazarlama, marketing, şusunu, busunu hepsini ayarlar. Satış zaten satarsın. 10 satarsın, 12 satarsın, 13 satarsın. Bunu da %10, 15 arttırırsın nüfusa göre. Futbol öyle bir şey değildir. Bugün bir kez daha gördüm ki Ali Koç kendine, ismine ve Fenerbahçe camiasına yakışmayan çok önemli bir şey yapmıştır. Seversin sevmezsin. Tabii ki başarısız. Kokuyu sen basın toplantısına bile çıkartmadan kovmak 3. Dünya ve Bedevi ülkeler futbol takımlarında olur, bu bir. İki, tekrar söylüyorum, bana inanmıyorsun ama bana inan Ali Koç. Komoli çok flu bir adam. Komoli'ye tam anlamıyla teslim olmuşsun. Yaptığı ve yapmadığı transferler, dünyada büyük baronlarla ilişkileri, Türkiye'deki bazı menajerlerle ilişkileri, bazı oyuncu transferlerindeki soru işaretleri beni son derece rahatsız ediyor. Eğer bir gün sen de git diye bağıracaklarsa bil ki bunun baş sebebi Komali olacak.